İyi günler. Bugün sizlere badem suyuyla pufu kabaran bohça tarifi vereceğim. Karıştırma kabına bir paket kurumaya. Bir buçuk yemek kaşığı şeker. Bir su bardağı süt. Kırmızılı olacak. İyice karıştıralım. Üzerini streçleyip 10 dakika mayalandırmaya bırakalım. Mayamızı 10 dakika mayalandırdık. Üzerine 3 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bir yumurtanın akı. Sarısını üzeri için ayırdık. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir şişe badem suyu. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoksa istediğiniz gibi bu açalarımız kabarmaz. Tekrar karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Yoğurmaya başlayalım. Unumuzu artık kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Toplam 6,5 su bardağı un ilave ettim. Hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamurumuzu çok fazla kuru etmiyoruz. Tezgaha alalım ve iyice yoğuralım. Elle yapışmayan çok güzel bir hamur oluyor. Mayalı hamurlarda ne kadar yoğursanız hamurunuz güzel olur. Hamurumuzu yoğurma kabımıza bırakalım. Üzerini streçleyip 1 saat dinlendirmeye bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Üzerini açıp havasını alalım. Tezgahı boşaltalım. Bezeleri ayıralım. Toplam 12 bezeyi ayırdık. Bezelerimizi şekillendirelim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimize dizelim. Üzerine yumurta sarımızı sürelim. Üzerine çatalla çizikler atalım. Üzerine susamızı dökelim. İsterseniz çörek otu da sepebilirsiniz. 15 dakika tepsi mayası verelim. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. 25 dakika pişirelim. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde başlarınızı pişiriniz. Bahçalarımız pişti, fırından çıkartalım. Bahçalarımız sunuma hazır, deneyenlere şimdiden afiyet olsun.